kalkmışlar. Nasılsınız aslanım? Biraz heyecanlandım şu an. Biraz heyecan biraz, güzel. Evet. Değil mi? Evet. Onu bir kenarda tutalım ki daha keyifli oluyor hadise. Evet. Ne zaman başladı, ne zaman bitti anlamıyorum biraz heyecanlı olduğumuz zaman. Yoksa öbür türlü sanki böyle hani şekeri kaçmış bir sakızı tekrar tekrar çiğnemek gibi. Vallahi öyle. Şimdi insan kendi malını kötülememeli ama ortadaki bir gerçek. Soruları görelim. Rakipleri nasıl buldunuz? Bayağı iyilerdi. İyiler miydi? Evet, Ece Hanım çok iyiydi. Ece Hanım da çok evet, iyiydi. Yeşim Hanım da iyi olabilirdi ama Yeşim Hanım da böyle ya bitse de gitsek. Aman şimdi kim harf olacak gibi bir hal vardı. Bence ilk sırada yarışmanın verdiği sıkıntıydı olabilir. O. Tamam. O zinciri kırdı Ece Hanım. Hadi şimdi Ece Hanım'ı 9000 almadığına pişman edelim. Hadi bakalım. Gelsin mi sorularınız? Gel. Buyurun ilki geliyor. Göreneksel yasa diye sorduk üzerinize afiyet. Adet. Adet demeyelim de daha göreneksel böyle. Göreneksel yasa. Göreneksel. Bu bizim oğul. Töre. Nedir? Töre. Töredir. Gayet güzel. Hadi biraz yumuşatalım ortamı. Buyurun. Tatlı bir renk tonu. Açık mor tonları için. Lila. Nedir? Lila. Lila'dır. Gayet güzel, gayet güzel. Yenisi geliyor. Sizi daha da rahat ettiriyor. Beş harfli bir kelime, yarısından fazlası o harflerin mastar. Mekmak. Görelim. Tohumu veya fideyi ekmek. Toprağa vermek. Ekmek. Bana mı soruyorsunuz? Ekmek. Hayır, bana sormuyorlar, cevap veriyorlar. 1300 oldu kasa böylelikle. Buyurun, kısa kısa sorular bunlar Aslı Hanım. Siz maşallah hızlısınız zaten. Çerez gibi gelecek. Gelsin. Kesilmiş ağaç gövdesi. Odun değil. Odun değil. Değil. Bunu parçalarsak odun olur. Evet. Bu bütün. Gövdesi. Tomruk gibi mesela. Bir harf rica edebilir miyim? Alalım. Tomruk bütün olanına. Yani acaba karşılaştığım bir şey mi ya? Kesinlikle. Çünkü deyimlerde falan var efendim. Görmemiş olsanız böyle. Mesela demezler ki kimseye tomruk gibi uyuyor. Bir harf daha alayım, durdurayım. Aldık mı o harfi? Peki. Aldım. Küçük, küçük ya. Küçük kendileri. 1600 yaptık kasayı. Mutfaklarınız nasıl? İyi, fena değil. Böyle hazır çabuk yemekler. Yaparım. Tamam, güzel. Hamur işini sever misiniz? Uzak durmaya çalışıyorum ama severim. Tamam. Yani pratik yemeklerden hoşlanıyorsunuz. Hamur işinden hoşlanıyorsanız kesinlikle bildiğiniz bir şey. Acaba? Görelim efendim. Efendim, bir hamur türünün Fransızca bin yaprak anlamındaki bir sözden türemiş olan adı. Hamur türü. Hamur türü bin türü. Yaprak. Fransızca bin yaprak demek. Keşke Fransızcam olsaydı. Vallahi bu kadarı vardır ya. Var mıdır? Aslı Hanım vardır. Bir harf alayım. Dur, dur. Zaten yani ne kadar türlü türlü hamur var ki. Gidip de mesela efendim bakkal değilse de marketten aldığımız hamur var mı? Var. Bu işte. Marketten ha. Mesela değil. Talaş böreği yapacaksınız. Milföy. Milföy. Hayır, gelsin yenisi. Şimdi tırnak içerisinde fena halde naftalinli bir tabir var. Oh. Siz bunu günümüz Türkçesine çevireceksiniz ki o da son 6 harfli cevabınız olacak. Bir birleşik kelimedir. İki kelime yan yana gelmiş bu tabiri oluşturmuştur. İşte eş anlamlısı sorunun içerisinde. Hissi kablel vuku. Amin. Tabirinin Türkçe kökenli karşılığı. Bunu kullanıyorlar da. Vuku bulmak. Evet. Gerçekleşmek, gelmek. Olay. His. Gerçek. Zaten his. Kablel. Kalpten, içten. Hı-hı. İçten. Bir harf alayım, durdurayım çünkü gerçekten naftalinliymiş. Yani bir şey diyor ki olmadan, o şey olmadan hissetme diyor. Hissetme. Altıncı his gibi bir şey mi? Gibi bir şey. Bir şey olmadan o şeyin olacağını hissetme. Vuku bulmadan hissetme. Harf alamıyorum. Güvenirim. Vuku bulma. Ön sezi. Ön sezi efendim. Müzik arkadaşlara söyleyelim. Sizin sinyali biraz erken versinler. Çünkü duyduğunuz zaman maşallah bir anda cevap geliyor karşınıza. Şu anda durum şudur efendim. 6 harfli cevapları bitirdiniz. Bu soruyla birlikte yarışmanın tam ortasında olacaksınız. 2 dakika 23 saniye gibi gayet dengeli bir süreniz var. Son 7 soruda
6 harf alabilecek durumdayız. Buyur. Bu da ilk 7 harfli cevabın sorusu. Bir tesisattaki, bir toplama alanındaki bir tankta mesela kaçak gaz veya sıvıya ne diyoruz? Kaçak diyoruz. Kaçak demiyoruz. Yani diyoruz aslına bakarsanız bu boruda kaçak var. Evet. Veyahut da bu tankta kaçak var diyoruz da. Harf alıp durdurdum. Aldık durdurduk. Sızıntı. İşte bu daha güzel oldu. 3200 puana çıktı kasa. 7 harfli cevaplar bitmedi daha efendim. Buyurun. Bu batı kökenli bir kelime. Daha doğrusu bu bir tıp terimi. Bakalım karşınıza çıkmış mı? Canlıdan. Biyopsi. Değil mi? Bilmiyorum. Biyopsi. O muydu biyopsi? Biyopsi. Bilmiyorum. Evet, değil mi? Biyopsi. Biraz korkutayım dedim hemen başlıyor. Tamam, burada korkuturum. Şimdi Türkçe kökenli karşılığını istiyoruz ya, bazen böyle hissi kablel vuku'nun Türkçe kökenli karşılığı, o ayarda bir soru bu. Fakat hissi kablel vuku'dan ön sezi çok daha yaygın kullanılıyor, çok daha fazla kullanılıyor. Bu o kadar değil gibi. Bir bakın. Matbaa. Türkçe kökenli eş anlamlısı neydi? Yine bir birleşik kelime mi? Evet. Yazım evi gibi bir şey oldu. Yazıyorlar mı orada? Basım evi. Nedir? Basım evi. Aslanım canım. Vallahi bravo. Hadi bakalım. Eskişehir'e gittiniz mi? Hiç. Hayır. Hadi canım. Ya. Gittiğinizde alacağınız bir şey. Görelim. Eskişehir'de... O Erzurum'a doğru. Eskişehirli magnezyum silikat. Bu da beyazdır. Oltuk biliyorum. Taşı. Ya ama sonunu bulduk. Evet. İkinci kelimeyi buldunuz. Ne taşı ya? Bir şey taşı daha. Efendim pipo yaparlar bundan. Pipo anlamına gelen bir... Hı? Coğrafya derslerine gördük bunları. Evet, liseden. Beyaz renkte, beyaz renkte. Pipo yaparlar. Bir de böyle kıvrım kıvrımdır yani. Gel valla... Kıvrım kıvrımdır yani. Dilimin ucunu... Kıvrım kıvrımdır yani böyle. Hı-hı mı? Yok. Ya bu dilimin ucunu da hatırlıyorum lise derslerinden ama... Burada takılmasaydık keşke ya. Lüle taşı. Aa evet. Olsun olsun. Önemli değil. Canım sağ olsun. Çok güzel gidiyorduk buraya kadar. Olsun. 9000'in üzerine de çıkacaktınız maşallah ama şimdi 7700 gibi bir puanla bitirebiliriz. Olsun. Sağlık tanışmış olsun. Olduk. İkinci defa evet. Tanışmış olduk. Ben üçüncüye de gelirim. Üçüncüsünde, hiç problem evet, her zaman söylerim. Üçüncüsünde zaten uğur vardır. Vallahi öyle. Bize bir avunt alkışı daha. Buyurun. Bu da eski sorularımızdan biri efendim. Sevdiğimiz bir soru. O yüzden noktasına virgülüne dokunmadık. Aynen tekrar ediyoruz. Burun yoluyla anlaşmak. Koklaşmak. Olur mu? Olur. Koklaşmak. Ve 900 puan kazandınız. Şuradan korkuyordum. Burada biraz harf aldıracaktım size. İkinci 9 harfli cevabınızda. Sonra bir de 10 harfli cevabınızın ilki efendim bir el aletinin ismi. Acaba Aslı Hanım'a yabancı mıdır bu diye ikisinden korkuyordum. Bakalım korktuğum çıkacak mı? Bu iki kelime. Dert, metaforik tabir. Sürekli sıkıntı veren durum veya kimse anlamında kullanılan bir tabir bu. Sürekli sıkıntı veren durum. Hı hı. Ya da kimse. Mesela ismini bilmiyoruz. Aman nedir? Ahmet midir? Ne nokta noktaysa. Sakın kanalı kapatacak bir şey söylemeyin. Harf alalım mı? Evet, bir harf alayım. Bir harf alalım. Durdurayım. Durdurmaya olan gerek oldu yok zaten. Ya. Neyse, durduramadınız da zaten. Bir tane daha alalım mı? Alalım. Aldık. Aldık bir tane daha. Baş ağrısı. Baş ağrısı. Dur bakalım. Bunu duydunuz mu daha önce? Merak ediyorum. El aleti olan. Evet. Küçük İngiliz anahtarları için kullanılan oldukça sempatik bir isim. Yani bir el aletine verilebilecek... En sempatik isim belki de. Yani. Sanki bir çizgi film kahramanı gibi. Birleşik. Tek kelime. Sonunda iki ile birlikte 10 harfli. Yani bildiğim maymuncuk var, kerpeten var. Maymuncuk ne güzel. Çok uzağa gitmeyin de maymuncuk el aleti olarak ele alınmasın. Maymuncukla bir tamirat yapılmaz. Onu da yapılmaz. Bilmiyormuşum. harf alayım. Alalım bir tane. Bilmiyorum çünkü. Ama mantığı çözdünüz bakın. Maymuncuk gibi bir şey arıyorsunuz. Karga burun değil. Karga burun çok sempatik değil. Harf alayım. Maymuncuk gibi bir şey arıyoruz biz.
Küçük İngiliz anahtarları için kullanılıyor bu tabir. Kurbağacık. Gayet güzel. Önce baş ağrısı, sonra kurbağacık, kime gelirse gelsin uğraştıracaktı, ter döktürtecekti. O yüzden son soruyu özellikle kolayından seçmiştik. Buyurun Aslan. Üzüntüye kapılmak, kaygılanmak. Bir sürü anlamlı bir ne olabilir? İlk aklınıza gelen nedir? Üzüntüye. Tek kelime. Kaygılanmak. Ay böyle deyince aklımdakini unuttum ben. Harf alayım. Alalım. Bir tane istedik. İstedim. Heh. Dertlenmek. İşte o kadar. Evet. Keyifli dertledim. Evet, benim için de öyleydi. Vallahi öyle. Ne zaman yarışmıştık daha öncekinde? Eylül 2020 tam böyle pandemi olduğu zamanlardı. Of, ne zorlu zamanlar. Çok zordu, evet. O zaman üçüncüsünde daha güzel bir zamanda. İnşallah. Zaten böyle giderek daha tatlı olmuş hadise. Üçüncüsünde nihayet erenmiş. İnşallah. Aslı Hanım'a bir alkış. Teşekkürler, sağ olun.